Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Deprem bölgesindeki binlerce yıllık geçmişe sahip olan Destan Şehri, Destansı Şehir Malatya'da sizler için 3 farklı yere gittik. Ve buraları sizler için Malatya İl Kültür Müdürü Yener Oba ve Malatya Müze Müdürü Murat Ata anlattı. Malatya ilimizde 1927 yılında Türk Ocağı olarak inşa edilen binamızın içerisindeyiz. İlimizde birçok kurum ve kuruluşa ev sahibi yapmış binamız Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi olarak faaliyet gösterirken 6 Şubat depreminde orta hasarlı olarak zarar gördü. Bakanlığımız, il müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla ihalesi yapılıp restorasyon çalışmaları başladı. Şu anda restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir sürede restorasyon çalışmasını bitirip yine Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi olarak faaliyetimize başlayacağız. Atatürk Anaevi ve Etnografya Müzesi 1920 yılından sonra Türk Ocakları sırasıyla Trakiper ve Cumhuriyet Halk Fırkası binası, ondan sonra Milli Eğitim'e bağlı olarak faaliyet gösteren bina, 80 ihtilalinden sonra Atatürk Anaevi olarak, müze olarak faaliyetini sürdürmüştür. Atatürk Anaevi, Malatya merkezi bir yerde olduğu için ziyaretçi yoğunluğu çok fazla olan bir bina. 1931-1937 yıllarında Atatürk Malatya 2 ziyaretinde bulunmuş ve burada konaklamıştır. İlk gelişinde burada bir gece konaklandığı bilinmektedir. 1937 yılında geldiğinde bir gün burada durmuştur. Çeşitli toplantılar gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır hareketinde bulunmuştur. 80 ihtilalinden sonra müze olarak kullanılan bina, Atatürk'ün burada geçirdiği günlerde kullanmış olduğu masa ve sandalyeler mevcuttu. Kendi el yazısıyla ilgili bazı evraklar bulunmaktaydı. Atatürk'ün burada gelişiyle ilgili fotoğraflar mevcuttu. Bu fotoğrafları sergilediği alanlar müzemizde bulunmaktaydı. Aynı zamanda Etnografya Müzesi olarak da kullanılan müze birçok ziyaretçi ev sahipliği yapmıştır. 6 Şubat depreminden sonra bina orta hasar aldıktan sonra hızlıca bir restorasyon çalışması başlatılmış ve şu an devam eden restorasyon çalışmaları 2024 yılında tamamlanarak tekrar faaliyetini devam edecektir. ...1978 yılında müze binası olarak inşa edilen binamızın içerisindeyiz. Deprem saatine kadar müzemiz faaliyetteydi. Arkeolojik eserleri sergilediğimiz bir müzemiz. Arkeolojik eserler noktasında önemli bir veri de Aslantepe Höyü'nden çıkan arkeolojik eserlerin sergilenmiş olması. Aslantepe Höyü şöyle önemli. Dünya tarihinde devlet hiyerarşisi olarak en eski, şu ana kadar tespit edilmiş en eski alan Aslantepe Höyü. Oradan çıkan ürünler müzemizde sergilenmeye devam ediyor. 6 Şubat depremde az hasarlı olarak hasar gördü. Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz yapmış olduğu çalışmalarda modern müze açısından da restorasyona girdi. Modern müze olarak faaliyete geçmesi hususunda bakanlığımız çalışmalarına başladı. Çalışmalar bitince modern müze olarak faaliyetine devam edecektir. Beş Konaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi olarak kullanılan müzemiz 5 konaktan oluşmaktadır. İlk başta bulunan konak cihannümalı bir konaktır. 5 kardeşe yapılmış konaktır. İlk başta kullanım amacı olarak konak olarak kullanılmış. 1850 yıllarında Turfanlı ailesi tarafından kullanılan bu konaklar daha sonra bakanlığımıza tahsis edilmiş. 3 tane konak müze olarak kullanılmakta. 1 tane konak kütüphane binası olarak kullanılmaktadır. Diğer ise Aslantepe Alan Yönetimi binası ve Diyanet'e tahsis edilmişti. Şu an bütün binalarla ilgili restorasyon çalışmalarımız başlamış durumdadır. Tekrar eski şekilde müze olarak kullanıma açılacaktır. Şu an 3 tane bina ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Çatı kısmı bitmek üzere ve iç teşhiri tanzimi de tekrar yenilenecektir. Bununla ilgili bakanlığımız hızlıca çalışmalar yürütmektedir. Önümüzdeki yıllarda inşallah tekrar açılışı olacaktır. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca
6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden, kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde, kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.